Bu kavurucu sıcaklarda tesettürü ele almak istedik. Yine tesettürün önemi, mahiyeti ki gerçekten bu zor günlerde özellikle Diyarbakır gibi bir yerde kavurucu sıcaklarda yani örtünmek ve tesettüre girmek, tesettürü taşımak, üzerinde taşımak gerçekten zor bir farziyettir. Ama şunu unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'nin emridir ve bunu üç açıdan değerlendirmek istedik. Birincisi manevi açıdan, ikincisi toplumsal açıdan, üçüncüsü de sağlık açısından. Ki Allah Azze ve Celle bütün semavi dinlerde örtüyü, tesettürü emretmiştir. Hatta ilk emirlerdendir. Allah Azze ve Celle Araf suresi 26 ve 27. ayet-i kerimelerde ey Ademoğulları diyor. Yani burada dikkatimizi çeken bütün insanlığa hitap ediyor Allah Azze ve Celle. Sadece Müslümanlara değil. Biz size üzerinizi, avret yerlerinizi örtecek ve süsleneceğiniz giysiler yarattık ki takva elbisesi bunlardan çok daha hayırlıdır diyor. 27. ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey Ademoğulları, anne babanızı Hazreti Adem ve Havva'yı şeytan aleyhillâne aldattığı gibi onları elbiselerinden sıyırıp avret yerlerini kendilerine gösterdiği gibi sakın ha sizi de kandırmasın ki o sizi sizin bilmediğiniz yerden, sizin görmediğiniz yerden o ve dostları sizi görüyorlar ve kıyamet gününe kadar da size düşmanlık ediyorlar ki gerçekten bugün toplumda da bunu görüyoruz. Yani açıklık değil bugün aslında çıplaklık var artık maalesef. İşte böyle bir dönemde, böyle bir zamanda Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman bacılarımızın tesettürlerine hakkıyla riayet etmeleri ve onu üzerlerinde taşıması büyük bir şeydir. Ki Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, diyor ki Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman, bir şeyi emrettiği zaman artık mümin erkeğe ve mümin kadına onu yerine getirmekten başka hiçbir seçeneği yoktur. Yani bu istersem yaparım, istersem yapmam hadisesi değildir kesinlikle. Bunu farz olarak bilmemiz lazım. Yani manevi açıdan, dini açıdan bu bize bir emirdir ve başka bir lüksümüz asla ve asla yoktur. Allah ve Resulü bunu emretmişse artık buna başka bir yol yoktur. Yapmamız gerekendir. Ama zorluğu var mı? Tabii ki var. Özellikle bu yaz sıcağında. Ama inan ki bize bu tür sorular da yönlendiriliyor. Hani bu sıcakta nasıl çarşaf giyiyorsunuz? Bu sıcaktan nasıl tesettüre bürünüyorsunuz? İnanın ki Allah'ın yardımı diyoruz. Yani muhakkak ki Allah Azze ve Celle yardım ediyor ve serinletiyor. Ki bu da bilimsel olarak açıklanmış. Yani aşırı açıklık saçıklık zaten daha çok sıcak sıcağı yansıtıyor bedenlere. Ve bir söyleyeceğimiz bir şey, bu soruları yöneltenlere de genelde bunu söylüyoruz. Muhakkak ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Ki bu da Tevbe suresi yanılmıyorsam 81. ayet-i kerimede geçiyor. Allah Azze ve Celle bunu belirtiyor. Evet, manevi durumu yani dini durumu budur tesettürün. Hiçbir şekilde başka bir seçeneğimiz yoktur. Muhakkak ki bunu yapmamız lazım ve bunu hatırlatmak istiyoruz mümine bacılarımıza. Toplumsal açıdan da Allah Azze ve Celle yani dinimiz İslam kadına büyük bir değer vermiştir. Ki malumunuz değer verdiğimiz bir şeye, kimseye veyahut da bir eşyamızı ne yaparız? Yani evimizin en korunaklı yerinde muhafaza ederiz, baş köşesine koyarız veyahut da işte çelik kasalara kapatırız. Bugün en basit bir örnek bir telefon dahi aldığımızda ki hepimizin elinde var. Önce kullanmadan önce ne yaparız? Bir kılıf alırız, bir koruma alırız ve daha sonra kullanıma başlarız. İşte bu da demek ki neyi gösteriyor, neyin alametidir? Yani o eşyamıza, o telefonumuza çok değer veriyoruz ki korumak istiyoruz. Neyden korumak istiyoruz? Dış etkenlerden, dış zararlardan. İşte toplumsal açıdan da Allah Azze ve Celle muhakkak ki bir şeyi emrettiği zaman muhakkak ki bunun birçok
sebebi ve hikmeti vardır. Toplumsal açıdan da işte fitnelere maruz kalmamak için, işte Müslüman kadın olarak tanınmak için, iffetini, namusunu muhafaza etmesi için Allah Azze ve Celle örtüyü emretmiştir. Ki Allah Azze ve Celle bir şeyi emrettiği zaman veyahut da yasakladığı zaman muhakkak ki ona giden bütün yolları da yasaklıyor veyahut da ona giden bütün yolları da açıyor, kapıları açıyor, teşvik ediyor. İşte örtü, tesettür de bunlardan biridir. Münkeratın, fuhşiyatın önünü alabilmek için Allah Azze ve Celle önce zaten diyor bakışlarınızı indirin hem mümin erkeklere hem mümin kadınlara ve daha sonra tesettürü emrediyor. İşte toplumsal açıdan da bu şekilde önemlidir tesettür. Sağlık açısından da ele alırsak ki bugün mesela açık saçık gezen ve bedeni direktmen güneşe maruz kalan insanlardan birçok bilimsel olarak açıklanmıştır ki birçok deri hastalığı meydana gelmiştir. Hatta cilt kanserine kadar cilt lekelenmeleri, ondan sonra yaşlanma belirtileri. Hani bugünümüzde de kadınlar özellikle buna çok çok dikkat ediyor. Bu asrımızda işte genç kalma, genç kalabilme. Biz bunu da bir latife olarak da söyleyeyim ama bilimsel olarak da açıklanmış gerçekten tesettür insanı bu tür dış etkenlerden ve diyebiliriz ki yaşlanma faktörlerinden dahi koruyabiliyor gerçekten ki namahrem bakışlarda kadına bir zarar vardır. Yani sadece hani fitne veyahut da ifsat mevzusu değil, o açıdan değil. İşte kadının bedenine de zarar veriyor o bakışlar, ışınlar. Bu da tespit edilmiş ki bazıları diyor ki siz böyle örtünüyorsunuz ki insanların birçoğu D vitamini eksikliği var. İşte güneşten alacağınız bazı vitaminleri, D vitaminini, UVB vitaminlerini alamıyorsunuz. İşte bu da bilimsel olarak yine açıklanmıştır ki sadece eller ve yüzün bir kısmı güneş görürse günün belli bir saatinde bütün vücuda yetiyor. D vitamini olarak da yetiyor. Dolayısıyla hiçbir bahanemiz yoktur tesettür ve örtünme için. Yani kısacası bu kavurucu sıcaklarda her kim örtüsünü ve tesettürünü muhafaza ediyorsa, hakkını veriyorsa Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tüm mümine bacılarımızın yardımcısı olsun.